günler. Bugün hemoglobin A1c testinden bahsedeceğiz. Nedir hemoglobin A1c? Aynı zamanda glikolize hemoglobin olarak da bilinir. Peki ne işimize yarar? Şeker hastalığı biliyorsunuz çok komplike bir hastalık. Bazen açlık kan şekerini ölçtüğümüzde gayet normal sınırlarda bulunsa bile tokluktaki şeker değerleri normalin üstüne çıktığı için, olması gerekenin üstüne çıktığı için damarlarda ve diğer organlarda bayağı şeker hastalığı gibi zarara neden olur. Buna halk arasında gizli şeker veya biz latent diyabet diyoruz. Peki bunu nasıl tespit ederiz? Birçok testi var. Şeker yükleme testi gibi. Glikolize hemoglobin yani hemoglobin A1c de bu testlerden bir tanesi. Çünkü 2-3 aylık ortalamayı veriyor bize. Hemoglobin A1c'ye baktığımızda eğer hemoglobin A1c normalin üstündeyse açlık şekeri normalse bile diğer detay tetkiklere girerek şeker hastalığının üzerinde durmamız gerekir. Kişilerde uzun dönem kan glikoz düzeyinin ölçümü hemoglobin A1c dediğimiz bir laboratuvar testiyle yapılır. Hemoglobin eritrositlerin içinde bulunan kan proteini taşıyan, kana rengini veren bir proteindir. Oksijeni taşıyan ve kana rengini veren bir proteindir. Glikozlar bu proteinin belirli yerlerinde bağlanarak hemoglobin A1c molekülünü oluşturur. Hemoglobin A1c molekülün son bir aydaki glikoz miktarının %50'sini gösterir. Son iki aydaki miktarı ancak glikoz değeri %30'u son iki aydakidir. Geri kalan son üçüncü ayda da hemoglobin A1c'nin geri kalan değeri de son üçüncü aydadır. Şimdi eğer kan glikozu yüksek olan bir kişide bu hemoglobin A1c'deki glikozillenme daha çok açlık değerini gösterir, açlık glikozunu gösterir. Kan glikozu düşük olan kişilerde de daha çok yemekten sonraki kan glikozunu gösterir. Normal değeri %4 ile %6 arasında olması gerekir. Çünkü eritrositlerin yaşam ömrü 90-120 gün olduğu için bu son 3 aydaki glikoz değerini gösteren iyi bir testtir. Açlık ve tokluk düzeyine de bakılmadan ölçülür.